Herkese merhaba, ben Aygül. Bugünkü videom YGS'yi, LYS'yi, o yorucu sınav senesini geride bırakmış, şu anda da YouTube'da takılan arkadaşlarım, kardeşlerim için geliyor. Biliyorum ki üniversiteye başlayacağınız için içinizde böyle hafif hafif kıpırtılar başladı, heyecanınız başladı, hangi üniversiteye, hangi bölüme gideceğinizi bilmiyorsunuz, nasıl bir ortama gireceğinizi bilmiyorsunuz. Bu sebeple de heyecan duymanız çok normal. Ben de hem birazcık kafanızdaki soru işaretlerini gidermek, hem de sizinle üniversite hakkında sohbet edebilmek için geçtim bugün kameranın karşısına. Hayat her zaman tavsiyelerle yürümese de, bazen bazı şeyleri anlamamız için o şeyleri bizzat kendimizin yaşaması gerekse de, aynı da ne kaparsanız kar diyerek size bugün üniversite ile ilgili tam 10 tavsiye hazırladım. İlk konu hazırlık konusu. Hazırlık konusu tabii ki üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösteriyor. Eğer Türkçe eğitim görecekseniz muhtemelen hazırlık sizin için zorunlu değil. Fakat eğer yabancı dilde eğitim görecekseniz muhtemelen bir sınava gireceksiniz ve bu sınavı geçemediğiniz takdirde hazırlık okulu okumanız gerekecek. Benim hazırlık okuluyla ilgili tavsiyem ise çoğu kişinin tavsiye ettiği gibi hazırlık okulunu okumanız yönünde olacak. Lise ile üniversite arasında oldukça fazla fark var ve öğrencilerin bu adaptasyon süreci birazcık uzun olabiliyor. Hazırlık okulu ise size yalnızca yabancı dil anlamında değil, aynı zamanda üniversite ve şehre, yani yeni bir şehre gidiyorsunuz, o şehre adaptasyon anlamında da size faydalı olacak bir sene. Hazırlıkta yalnızca yabancı dil eğitim alacağınız için bunun sizi çok da zorlayacağını düşünmüyorum. Bu sebeple hem yorucu bir seneden çıktığınız için hem de yeniliklere karşı adaptasyon anlamında bu bir yıl size lise ile üniversite arasındaki tampon bölge olacak. Hazırlığı gerçekten verimli geçirebilmek adına hangi yabancı dili öğreniyorsanız, örneğin İngilizce öğreniyorsunuz. Madem bu bir yılı İngilizce'ye ayırıyorsunuz, gerçekten o bir yıl İngilizce'ye yoğunlaşın ve İngilizce'yi öğrenebildiğiniz kadar iyi öğrenmeye çalışın. Bunun dışında hazırlıkta yine bol bol arkadaş edinmeye, yeni geldiğiniz şehri tanımaya ve üniversitenin imkanlarını öğrenmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki yine sizin kendi tercihiniz. Eğer siz okulunuzu 5 yıla kadar uzatmak istemiyorsanız, 1 yıl fazladan okumak istemiyorsanız ya da örneğin özel bir okulda okuyorsunuz ve 1 yıl fazladan eğitim ücreti ödemek istemiyorsanız, sınavı geçtiğiniz takdirde hazırlığı atlayabilirsiniz. Ama benim İngilizcesi çok çok iyi olmasına rağmen hazırlığı atlamayan arkadaşlarım olmuştu. Siz de bunu üniversiteye geçtiğinizde göreceksiniz. Eğer sizin de böyle bir sorununuz yoksa ve hazırlık okumak istiyorsanız siz de bunu tercih edebilirsiniz. İkinci tavsiyem ise burs başvuruları konusunda. Böyle üniversitede gerçekten paraya ihtiyacınız olan dönemlerin olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Bu dönemde de böyle hani bana bir yerden ek bir gelir gelse hiç de fena olmaz falan diyeceksiniz. Burada da imdadımıza burslar yetişiyor. Peki bu bursları nereden sağlayabiliriz? Burslar çeşitli kurum, kuruluş, dernek, vakıf, holding hatta devlet tarafından öğrencilere verilebiliyorlar. Bunları internetten araştırabilirsiniz. Mesela holdinglerin bazıları yalnızca bazı bölümün öğrencilerine burs veriyorlar. Bu şekilde araştırıp kendinize uygun olan burslara başvurup eğer kabul edilirseniz de oradan da bir ek gelir sağlayabilirsiniz ve böylece üniversite sürecinde size fazladan bir para gelmiş olur. Sonuçların açıklanmasının ardından böyle bir tercih dönemi denen bir dönem başlıyor ve bu dönemde okulları, bölümleri gerçekten çok çok iyi araştırmanız gerekiyor. Her açıdan her okulu değerlendirmeniz, her bölümün gerçekten ne iş yaptığını, neler okuduklarını çok iyi anlamanız, öğrenmeniz gerekiyor. Ve buna göre de kendinize en uygun okulu, en uygun mesleği, bölümü seçmeniz gerekiyor. Zaten bu tercih döneminde muhtemelen elinizde bir kitapçık, sürekli taban puan arayışına girip kendi puanınızla o puanları kıyaslayıp acaba nerelere girerim diye bakacağınız bir dönem olacak bu dönem. Böyle tekrar tekrar sorgulamalara gireceksiniz. Hangi bölümü seçsem, ben gerçekten ne olmak istiyorum falan diyeceksiniz. Eğer aklınızda meslek konusunda böyle %100 bir tercih yoksa kafanız iyice karışacak. Böyle hiç aklınızın ucundan bile geçmeyecek meslekler bile bir anda size çekici gelmeye başlayabilecek. Hani böyle kendinizi şöyle düşünürken bulacaksınız. Acaba benden iyi bir orman mühendisi olur mu? Kısacası tercih dönemi aklımızın iyice karıştığı bir dönem olacak. Peki bu süreçte okullar ne yapıyorlar? Okullar bu süreçte tanıtım günleri yapıyorlar. Bu tanıtım günlerinde de eğer bu arada gidebiliyorsanız ben gitmenizi öneririm. Öğretim görevlileriyle, öğrencilerle birebir iletişim kurabiliyorsunuz. Okulu yerinde görmüş oluyorsunuz. Okulun bir havasını teneffüs etmiş oluyorsunuz. Böylelikle size en uygun okulu da seçme imkanınız daha kolay oluyor. Ama bu tabii ki herkes için aynı ölçüde kolay değil. Hele ki şehir dışındaysanız başka bir şehre gidip oradaki okulları tek tek gezmek gerçekten çok zor. Bu süreçte de eğer gezemiyorsanız en iyi yardımcınız sizin için internet olacak. Ama internette de takdir edersiniz ki böyle bir tarafsız kaynak bulmak çok da kolay değil.
üniversitenin sitesine giriyorsunuz, her şey çok mükemmelmiş gibi bir hava esiyor o sitelerde. Fakat eğer biriyle konuşursanız işin aslında çok da öyle olmadığını görebiliyorsunuz. Bu sebeple gerçekten o siteler birazcık yanıltıcı olabiliyor. Ben de bu süreçte sizin için neler yapabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Benim farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden birçok arkadaşım var. Eğer siz bu videonun altına hangi bölümü ya da hangi üniversiteyi merak ettiğinizi yazarsanız, yani bana özelden de yazabilirsiniz bunu tabii ki. Ama hani bu videonun altında olursa daha değerli toplu olur ve benim için hani okuması daha kolay olur. Hangi bölümü, hangi üniversiteyi istediğinizi yazarsanız ben de ona göre oraya arkadaşlarımla iletişime geçip birlikte birer video çekebilirim. En azından daha gerçekçi, daha tarafsız bir bilgi kaynağı olur sizin için. Bilmiyorum böyle bir şey ister misiniz? Böyle bir seri başlatmayı düşündüm aklımda. Eğer isterseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ki ben de ona göre o arkadaşlarımla iletişime geçebileyim. Bazı üniversitelerde çift anadal, yan dal programları gibi programlar olabiliyor. Mesela nedir çift anadal programı? Diyelim siz bir bölümde okuyorsunuz, işletme okuyorsunuz diyelim. İşletme okurken not ortalamanız da iyi. Bir de iktisat okumak istiyorsunuz diyelim. Başvuru yapıyorsunuz çift anadal programına ve iktisat bölümünü de aynı zamanda okumuş oluyorsunuz. Ve böylelikle iki bölümü de bitirdikten sonra, yani aynı anda okuyorsunuz bu iki bölümü, mezun olurken iki diplomanız oluyor. Yani iki üniversitede okumuş gibi oluyorsunuz. Bu tarz programlar gerçekten öğrencinin ileriki kariyeri açısından çok yararlı programlar. Ama bu programların da tabii ki bir bedeli var. Mesela yüksek not ortalaması istemesi gibi. Şimdi üniversitenin ilk yılında büyük ihtimalle bir rehavete kapılacaksınız. Aman daha şimdiden mi çalışacağım, sonradan çalışırım falan diyeceksiniz. Evet, haklısınız. Ama şunu söylemeliyim ki üniversitenin ilk yılı her dersinizin aslında giriş dersinin olduğu yıllar ve hani daha kolay derslerin olduğu yıllar. O yüzden birinci sınıftan not ortalamanızı iyi tutarsanız sizin için daha karlı olacak. Ben çift anadal da yapmayacağım, yan dal da yapmayacağım diyorsanız belki ileride akademik kariyer düşüneceksiniz. Belki ileride yüksek lisans düşüneceksiniz ve bunların da hepsi yüksek not ortalaması isteyen şeyler. Aklınızda hiç yoksa bile akademik kariyer ya da yüksek lisans yapmayı düşünmüyorsanız bile, eğer fikriniz değişirse diye, siz yine de bence not ortalamanızı böyle bir dengede tutmaya çalışın. Yani eğer ilk dönem diyelim ortalamanız 1, 4 üzerinden 1 ortalamanız ve bir anda üniversitenin işte hani ortasında karar verdiniz, akademik ilerlemek istiyorum ya, üniversite hocalığı aslında iyi bir şeymiş, ben de mi profesör olsam falan diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz elde bir ortalama, yani bir ortalama nasıl 3 ortalamaya çekilir hani bir senede falan, böyle hani biraz imkansızlığa doğru gidiyor. O yüzden benim tercihim ya da benim size önerim, not ortalamanızı böyle hani yukarı çekilebilir bir yerde tutarsanız sizin için herhangi bir fikir değişikliğinde bu köstek olmayacak yani. Bu şekilde not ortalaması konusunda da tavsiyem böyleydi. Lise ile üniversite arasında çok fazla fark var demiştim. Özellikle böyle şehrinizde benzer insanların geldiği bir liseye gittiyseniz üniversite size çok farklı gelecek. Ben lisedeyken şey diyordum, yok ya bizim okulda çok farklı tipte insanlar var yani ben öyle şey değilimdir falan diyordum. Ama üniversiteye geldikten sonra aslında ne kadar daha farklı tipte insanların olabileceğini gördüm. Ve hani dönüp baktığımda aslında lisedeki insanlarla biraz benziyormuşuz ya, o kadar da uç ayrı noktalarda değilmişiz dedim. Böyle farklı yerlerden gelmiş, farklı kültürlerle yetişmiş, bambaşka karakterleri barındıran kalabalık topluluklar için benim size önerebileceğim bir şey, kimseyi yargılamayın. Kimseyi dili, dini, inanışı, etnik kökeni, cinsel yönelimleri için yargılamayın. Onları bunlar üzerinden rencide asla etmeyin. Artık üniversitedesiniz. Bir siyasi görüş, bir etnik köken hakkında bir masada oturup konuşurken küfürleri, hakaretleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü hiç tahmin etmediğiniz bir insan sizin o küfürler yağdırdığınız etnik kökene ya da siyasi görüşe sahip olabilir ve bunlar üzerinden çok sağlam kavgalar çıkabilir. Ben size siyasi görüşlerinizi, inançlarınızı kendinize saklayın, kimseye asla söylemeyin demiyorum. Fakat eğer bunları konuşacaksanız bunları küfürler üzerinden konuşmak yerine gerçekten hani sağlam temellere dayandırarak konuşmak gerekiyor. Bana göre bir üniversiteliye böyle sağdan soldan duyulmuş bilgilerle konuşmak yakışmıyor. Gerçekten hani böyle kendinizi olabildiğince fazla geliştirin ve özellikle, yani tabii ki hiçbir yerde değil ama özellikle böyle kalabalık gruplarda bu kadar hassas konuları küfürlerle konuşmayın. Bu sizin için belki de en önemli tavsiyem olabilir ama gerçekten de saygıyı elden bırakmayın. Kimseyi yargılamayın dedim. Bir diğer tavsiyem ise kimseyi sizin
dış görünüşünüzle ya da giyiminizle, kuşamınızla ya da az önce saydığım dininiz, cinsel yöneliminiz, inancınız, etnik kökeniniz üzerinden size karşı linç başlatmalarına ve sizi ezmelerine asla izin vermeyin. Mesela diyelim bir grubu böyle gözünüze kestirdiniz. Muhabbetleri falan sizi çok sarıyor. Siz de böyle o grubun içine girmek istiyorsunuz ama onlar pek oralı olmuyor falan. Baksanız bunlar her teneffüs aşağıya şey iniyorlar. Sigara içmeye falan iniyorlar. Siz de sırf bunların muhabbetine katılmak için sigarayı pek sevmeseniz de yanlarında inmeye başladınız. Ve işte 1-2 başlarken sigaraya başladınız. Sonuç ne oldu? Sigarayı hiç sevmezken bir anda sigara içer oldunuz. Kötü bir alışkanlığınız oldu istemeye. Kısacası karakterinizden ve kendi doğrularınızdan ödün vermemeniz gerekiyor. Dik durun. Onların ortamına girmek zorunda değilsiniz. Kendi ortamınızı kendiniz yaratın. Kendiniz arkadaş grupları kurun. Kimse için kendi doğru bildiğinizden şaşmayın. Bir diğer tavsiyem okuldaki kulüplerle ilgili. Okullarda genelde farklı farklı öğrenci kulüpleri oluyor. Bunlardan bazıları eğlence, bazıları sosyal sorumluluk, bazıları da kariyer anlamında kulüpleri oluyor. Genelde okulun ilk haftalarında bu kulüpler stand açıyorlar ve kendi tanıtımlarını yapıyorlar. Siz de beni tavsiyem bu standları asla kaçırmayın. Gidin hangi kulüp ne iş yapıyormuş, hangisi sizin ilginizi çekiyor bunları öğrenin ve kendi zevkinize, kendi isteklerinize göre bir kulübe kaydınızı yaptırın. Bu hem sizi kafa anlamında rahatlatacak, hem arkadaş çevresi anlamında daha da genişletecek, hem de kariyer anlamında CV'niz için böyle minik minik birer adım olacak. Bir diğer tavsiyem arkadaş edinme konusunda. Gerçekten böyle üniversitede farklı farklı arkadaşlarınızın olması sizin için çok avantajlı bir durum. Başta söylediğim gibi hazırlık okulu özellikle sizin farklı bölümlerden arkadaş edinmeniz için çok büyük bir fırsat. Olaya biraz daha pragmatist gözle, yani çıkarcı gözle bakacak olursak, farklı bölümlerden arkadaşlarınızın olması sizin böyle üniversite sürecinde hani o bölümle ilgili bir işiniz düştüğünde arayabilecek bir insanın olması sizin için yararlı olacak. Diyelim biri hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz, birinden hoşlandınız ve hakkında hiçbir bilginiz yok. Sadece psikoloji bölümünde okuduğunuzu biliyorsunuz. Bakıyorsunuz, bulamıyorsunuz o insanı falan derken hop aklınıza psikoloji bölümündeki o arkadaşınız geliyor. Hemen ona telefon ediyorsunuz. Ya sizin bölümde şöyle şöyle bir insan varmış, nasıl biri acaba diyorsunuz ve bu şekilde bilgiye ulaşmış oluyorsunuz. Aynı şekilde mesela üniversitede ortak dersler olabiliyor. Hani bütün bölümlerin zorunlu bir şekilde aldığı dersler oluyor. Bu derslerde eğer farklı bölümlerden arkadaşlarınız olursa sizin için bunların her biri birer not kaynağı demek. Sadece üniversite sürecinde de değil, üniversite sürecinden sonra hani iş yaşamında hiç tahmin etmediğiniz insanlar bile böyle hani sizin hayaliniz olan şirketlerde çalışıyor olabilir. Eğer siz hani aranızı iyi tutmuş olursanız bu insanları arayıp hani torpil isteyebilirsiniz. Elden CV verme imkanınız olur. Hadi onu da yapamadınız diyelim. En basitinden mülakatta ne tip sorular sorduğunu bile hani öğrenmek sizin için kar olduğu için bu insanlarla aranızın iyi olması demek, kontağı koparmamak demek sizin için yarar olacak. Bence bu tamamen kendi görüşüm. Bir insanın çevresindeki bütün insanlarla iyi geçinmesi, onların hepsiyle arasının çok iyi olması gibi bir ihtimal söz konusu değil. Bir insanın herkesle arası mükemmel derecede iyiyse eğer, o insan birazcık böyle hani yanar dönerli davranıyor olabilir gibi geliyor bana, bence. Kendi fikrim. Ama bu demek değil ki tabii ki herkesle hani aramız iyi olmayacaksa ne olacak? Herkese kanlı bıçaklı mı olacağız? Hayır. Bence buradaki en önemli konu dengeyi sağlamak. Yani tamam tabii ki herkesle böyle çok çok yalak olup herkesle iyi geçinmeye çalışmak doğru değil. Ama herkesle kanlı bıçaklı olmak da doğru değil. Peki bu durumda ne yapacağız? Kimseyle kavgalı olmayacağız. Yani herkese de tamam böyle mıç mıç çok çok iyi geçinmek zorunda değilsiniz. Ama kimseyle de kavgalı olmayın. Yani tamam ortada gerçekten tartışmanız gereken bir durum varsa tamam tartışın, kavga edin falan ama eğer çok da öyle bir durum da yoksa hiç gerek yok tartışmamıza. Genel olarak herkese bir merhaba diyebilecek, bir konuşabilecek, bir şey isteyebilecek seviyede dengede tutmaya çalışın aranızı. Ve durduk yere, gerçekten hani durduk yere, gereksiz yere kimseyle de kavgalı olmayın. Benim önerim arkadaş konusunda bu şekilde olacak. Diğer önerim şu an hali hazırda sevgilisi olanlar için geliyor. Üniversiteye başlayacaksınız ve şu an mevcut durumda bir sevgiliniz var. Sevgiliniz de sizinle aynı yaştaysa tercih döneminde farklı üniversiteleri seçmeniz takdirde farklı şehirlere düşme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer sevgiliniz hali hazırda üniversite okuyorsa ve siz tercih yapacaksınız ya da siz tercih yapacaksınız ama o hala lisede okuyorsa falan filan her türlü farklı şehirlere düşme ihtimaliniz var. Peki farklı şehirlere düşünce ne yapacağız? Birbirimize hayatı zindan mı edeceğiz? Yani böyle bir yandan üniversiteye başlamış olmanın heyecanıyla, bir yandan farklı şehirlere düşmüş olmanın gerginliğiyle birbirinize hayatı zindan etme ihtimaliniz çok yüksek. Oraya gitme, onunla tanışma, yok arkadaş mı edindin, nerede kahve içeceksin, yok gece dışarı mı çıkacaksın falan filan.
bunları boş verelim. Bu konu da yine tamamen sizin kendi tercihiniz ama bundan birkaç yıl sonra hayatınızda olacak mı, olmayacak mı belli değil. Tabii ki siz ilişkinin içindeyken buna kesin gözüyle bakıyorsunuz. Ayrılmak aklınızdan bile geçmiyor, evlenmeyi düşünüyorsunuz, daha ilerisini düşünüyorsunuz falan filan. Kesin yani, hani olacak, kesinlikle bundan birkaç yıl sonra da olacak diye düşünüyorsunuz. Ama gel gelelim, birazcık gerçekçi davranmak gerekirse olmama ihtimali de var. Demek değil ki birkaç yıl sonra olmama ihtimali var, o zaman ben dağıtayım, kopayım, işte bir şeyler yapayım falan hani. Eğer ilişkiniz böyle bir ilişki değilse zaten siz o dağıttığınız anda karşı taraf sizi bırakıp gidebilir yani. Hani bu şekilde de zaten bitebilir bu ilişki. Ama hani benim genel gördüğüm şey, sırf sevgiliniz var diye, sevgiliniz başka bir yerde diye kendinizi kapatmayın ve sevgilinize de bu konuda hani baskı yapmayın. Çünkü geriye dönüp baktığınızda ay ben üniversite yıllarımı onun yüzünden çöpe atmışım ya demenizi istemem. Yani zaten ortada bu kadar fazla aşırı derecede bir kıskançlık varsa, bu kadar fazla kısıtlamalar varsa, kendinizi sürekli hesap verirken ya da hesap sorarken buluyorsanız asıl sorgulamanız gereken şey, ben ona neden güvenmiyorum ya, neden dışarı çıkamazsın diyorum. Ya da hani o bana neden güvenmiyor, neden dışarı çıkmam onu rahatsız ediyor, dışarı çıksam ne yapacağımı düşünüyor. Hani madem sevgilisiniz, madem birbirinizin her şeyi olduğunuzu düşünüyorsunuz, bunun arkadaşlarıyla bir kahve içmesi sizi neden rahatsız etsin ki? Bence önce bunların üzerine düşünmek gerekiyor. Bunları sorgulamak gerekiyor. Hani pişman olacağınız şekilde aylarınızı heba etmeyin. Yıllarınızı heba etmeyin. Çünkü bu yıllar bir daha geri gelmeyecek. Zaman o kadar değerli bir şey ki bundan yıllar sonra böyle kara kara düşünüp gençliğinizin belki de en güzel yılları için böyle pişmanlıklar duymanızı ben istemem. O yüzden bunu da hani aklınızda bulunmasını istedim. Son tavsiyem ise üniversitede yapılan etkinliklerle ilgili. Bu etkinliklerden nasıl haberdar olacağız? Okulda yapılan etkinlikler genelde okulda çeşitli yerlere afiş halinde asılıyor. Örneğin işte okuldaki panolar olsun, fakülte girişleri olsun, buralara afişler halinde asılıyor. Ama siz yok ben bakar kör bir insanım, onların yanından geçsem de görmem diyorsanız benim size tavsiyem eğer sosyal medyada aktif bir okulunuz varsa okulunuzu sosyal medya üzerinden takip etmek. Çünkü genelde okulun bu sosyal medya hesapları okulda yapılacak etkinlikleri daha önceden duyuruyorlar. Ve siz onları takip ettiğiniz vakit böylece ana sayfanıza atıyorum Twitter'dan etkinliğin duyurusu, işte Instagram'dan etkinliğin afişi ana sayfanızda görünebilir ve bu şekilde siz de etkinlikten haberdar olmuş olursunuz ve etkinliği kaçırmamış olursunuz. Üniversiteye geçecek birine tavsiye edilebilecek daha çok şey var ama benim aklıma gelen ilk 10 madde bunlardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada unutmadan videonun içinde bahsettiğim o bölüm ve üniversite hani yazacaktınız ya şey onu da yazmayı unutmayın. Ben de dediğim gibi ona göre arkadaşlarımla iletişime geçip ona göre bir video hazırlarım. Umarım hepiniz çok güzel üniversitelere girersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.